ve solgun ve durgun ama duvarımda bak atamam sevdalı resimleri. Ah, zamansız eridik, tükendik. Neden böyle apansız kimlere yenildik ve eskidik? Son bakışı sevgili izleyiciler, bugün Sevgililer Günü Bakırköy Belediyesi'ni tebrik ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir organizasyon yapmışlar ve Yeşim Hanım'la biz de burada çok keyifle izledik. Ay çok güzeldi. Hakikaten. Sonrasında da bu klip ekstra güzel oldu. Böyle bir gevşedik, bunun üzerine evet kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. 1998 yılında Yeşim Salkım Hakan Uzan'la evleniyor ve hayatı birdenbire çok değişiyor. Basını çok meşgul ediyor bu evlilik. Neler getirdi, neler götürdü bu evlilik hayatınızdan diyebiliriz? Bir kere yanlış biliniyor, 96'da evlendik. Öyle mi? Evet. Ama tabii biz evlendiğimizi söylemediğimiz için herkes 98'de evlendik zannediyor. Öyle mi? Evet. Ve biz Hakan'la çok büyük savaşlar verdik bu evlilik için. Yani o dönem evlenip ayrılmış ve bir çocuğu olan bir şarkıcı bir kadınla... kendi dünyasında bir iş adamının, genç bir iş adamının evliliği çok büyük yankı
uyandırdı. Yani olamaz çünkü o tür aileler genelde kendi seçtikleri ailelerin kızlarıyla çocuklarını evlendirmek evet. isterler. Bizde böyle. Evet. Aslında Akdeniz ülkelerinde böyle biliyorsun. Dolayısıyla da Hakan'ın bana aşık olması, bu meslekten birine aşık olması ve eş olarak seçmesi. Hani şimdi gönlünü eğlendirse başka. Evet. Değil hani mi? Ben maalesef. Gönlümü, hani erkeklerin var ya o tabiri, gönlünü eğlendirdi. Hı-hı. O da çok iğrenç bir tabirdir, bir kadın için kullanılan. Eş olarak seçtiği zaman özellikle öncelikle kadınlar. Ben çok yaralandım. Ve hatta boşandığımda o dönem Ayşe Arman'a bir röportaj vermiştim 2002'de. Şunu da söyledim, dedim ki bir kadının en büyük düşmanı yine bir kadınmış dedim. Kadınlardan kastın kim? Kimler yaraladı seni o dönem? Şöyle, yani bunları çok uzun defalarca hep anlattım zaten ama evet. mesela boşandığımda bütün köşe yazarı kadınlar. Hatta hiç unutmuyorum, Perihan Maden denen bir kadın var bu ülkede. Şu anda ne yapıyor bilmiyorum ama. Ki ben onun kitaplarını alırdım, okurdum falan. Perihan Maden kitabının ilk 13 sayfasında beni yazdı. Erkekler bu kara kuru kadında ne buluyor diye. Aa. Tabii. Yani Yazgül Aydoğan, ya hangi birini sayayım? Hepsi gazetelerde. Ve bunların hepsi kadın. Ve beni yerden yere vurdular. Şimdi mesela ben soruyorum, diyorum ki bu insanlarla karşılaşsam, bu kadınlarla, derim ki sebep neydi? Yani Hakan Uzan'la sen mi evlenecektin? Akraban mıydı da beni layık görmedin? Ki sen kimsin beni layık görmüyorsun? Kimse kimseyi bu konuda yargılayamaz. Sen layıksın, ben layık değilim diyemeyiz. Kıskançlık biz. Belki de sebep. Evet, kadınlar birbirini çok kıskanıyor çünkü. Çünkü evet. kadın kadın için giyiniyor. Kadın kadın için alıyor her şeyi. Kadın erkek için hiçbir şey yapmıyor bu dünyada. Yani nasıl oldu da Yeşim Salkım böyle göz önünde bir aile. Evet, aileye gitti, evlendi dediler. Evet. Ben de dedim ki vallahi ben kimsenin başına silah dayamadım. Biz birbirimize aşık olduk. Ki ben çok sevdim onu. O da demek ki bende bir şey gördü ki sevdi. Evet. Bilemiyorum, bunu ona sormak lazım. Evet. Hep bana sordular da bunun cevabı bende değil. Bunun cevabı benimle, beni seven benimle de hani ikimiz evet dedik biz. Evet, evet diyen adam da aslında ona sormak lazım. Ama biz o evlilikte tabii hiç huzur yüzü görmedik. Yani gerek onun abisi tarafından, anne ve babası beni çok severdi. Hiçbir sorun yaşamadım ben anne babayla. Ama Cem'le başlarda çok büyük problemler yaşadık. Cem Uzan ne gibi bir problem yarattı? Ya Cem her şeye müdahale etmeyi çok seven bir adamdır. İyidir, hoştur, delidir, doludur. Açıkça söyleyeyim. Ama bazı insanların bir şeyi vardır biliyorsun. Hani ben buranın egomonyası, burayı ben yöneteceğim der. Evet. Şimdi o yönetiminin dışına çıktığı zaman bir de küçük kardeşi rahatsız oldu. Hani kardeşim beni dinlesin falan filan. Hani sen kimseyi dinledin mi ki işte sen 3. 4. evliliğini yaptın yani. Kimi evet. dinledin diye sorarlar adama. Neyse ama sonuçta sonra onunla da evet. biz orta yolu bulduk. Yani ailelerde bunlar oluyor. Evliliklerde bunlar oluyor. Ben asıl evlendikten sonra bu camianın içerisinde çok büyük sıkıntılar çektim. Yani ben diyorum hep, ben bir mimar olsaydım kimse bu kadar rahatsız olmazdı. Kesinlikle. Avukat olsaydım kimse olmazdı. Ama şarkıcı bir kadın olduğum için, oyuncu bir kadın olduğum için maalesef çok büyük acılar çekiyorum. Bunu da kitabımda yazıyorum zaten. Nisan'da çıkıyor benim kitabım. Öyle mi? Destek yayınlarından. Çok güzel. Orada da yazıyorum zaten. Her şeyi anlatıyorum. Hayat hikayesi mi? Hayat hikayem. Evet evet. Yani yanlış bilinen, bir insanların bildiğini zannettiği, magazin dünyasında maalesef ki her şeyin hani fazla gerçek dışı, sadece bu böyle önden buzdağının önünü gösterdikleri dünyanın tam tersi, onun bir de arkası ve altı var. Ona zaten anlatıyorum kitabımda. Evet. Ama tabii ben şöyle söyleyeyim, çok acı çektim. Hem gerek dışarıdan, dışarıki çevreden, gerekse boşandıktan sonra çok zor günler geçirdim. Ama hiçbir zaman hani Hakan'la da neden evlendim demedim. Bu benim evet. yazım. Şimdi genelde insanlar baktıkları zaman bir Yeşim Salkım gerçeği görüyorlar. Ama hı. kimse bilmiyor demin bahsettiğiniz şeyleri, işte Dolmuş'ta ben söz yazmaya çalışıyordum vesaire. Tabii. Böyle zor yollardan geçtim tabii diye. İşte Hakan Uzan gibi bir insanla evleniyorsunuz. Orada pırıltılı bir dünya var. Hani evet. böyle bir evliliği başarmış bir kadın gözüyle bakılıyor ama arka planı bu kadar acı çeken bir kadın.
acı çeken bir yaşım salkım evet. olduğunu kimse görmüyor. Tabii tabii. Bu evliliğin mesela çok güzel görünen bir yüzü var ama arkada da çok size acı veren, aslında derinden etkileyen yönleri oldu değil ben mi? Ben size samimi bir şey söyleyeyim mi? Şu evet. anda cemiyet hayatında %99'u benim gibi yaşıyor. Hepsi evet. mutsuz. Hepsi ya gidiyor iki tane çanta alıyor, gidiyor iki tane mücevher alıyor. Giyiniyor, süsleniyor, püsleniyor. Sürekli gidiyor şeylere, davetleri onlara bunlara. Aslında mutsuz. Çünkü işte nitelik ve nicelik kavramları değişti. Evet. Her şey de değişti yani dünyada. Siz nitelikleri kaldırdılar, niceliklere takılıyorlar. Erkekte, kadında. Dolayısıyla da kadın giyinip süslenip püslendiği zaman o erkek hayatı boyunca onda olacak zannediyor. Öyle bir durum yok. Senin güzelliğinle ilgili değil mevzu. Mevzu derin. Evet. Mevzu başka doğru. bir mevzu. Yani hani yoksa kimse aldatılmaz. Evet. Hiçbir kadın ki kaldı artık erkekler de çok aldatılıyor. Maalesef evet. Maalesef. Çok doğru. Çünkü kadına sen özgürsün dediler. Hı-hı. Hop kadın bunu eline geçirdi. Evet. Kadın da yapıyor. Şimdi ben bunu ne kadına yakıştırıyorum ne erkeğe. Kesinlikle. İnsan olan aldatmaz. Sevginin bittiği yerde zaten hiçbir şey olmuyor. Gitmek lazım. Benim Hakan'la yaşadığım evlilikte biz gerçekten çok aşık olduk birbirimize. Bir kere herkes bunu bilsin. Bana şöyle şeylerle geldiler. İnsanlar o kadar materyal ve o kadar nitelikleri kaybetmiş ki o şişman adama mı aşık oldu dediler. Bir kere şimdi bu kullandığınız Türkiye'nin %70'i obez şu anda zaten. O zaman evet. herkes intihar etsin. Kimse kimseyle evlenmesin. Evet. Zayıf ne demek? Şişman ne demek? Yani bir insanı siz niçin seversiniz? Onun adamlığını, insanlığını, kalbini, bilgisini, kültürünü, size evet. verdiği değeri. Evet. Bunu seversiniz. Bize böyle öğrettiler. Kesinlikle. Bana böyle öğrettiler ki ben zaten çocuğumun, yani iki çocuğumun babası da ben geçen gün sonunda şunu söyledim. Hayatım boyunca bir tane zengin adamla evlendim dedim. Evet. Sürekli bana zengin koca avcısı diye yazdınız dedim. Ya çocuğumun iki tane babası var, ikisi de meteliksiz. Ve bunu bütün televizyonlarda söylüyorum. Yani... Gizem'in babası benim ilk aşkımdı. Bir ailenin bir çocuğuydu. Halen bir otelde çalışıyor. Ve maaşla çalışıyor. Adanın babası tiyatrocu, oyunculuk yapan bir adam. Halen ayaklarının üzerinde durmaya çalışıp tiyatro yapan. Evet. 300 lira, 500 lira yevme alıyoruz tiyatroda biz. Evet. Bununla yaşayan bir adam. İyi bir dizi gelecek de, iyi bir evet. diziyle. İşte hayatına tutunacak. Yahu şimdi ben sizin söylediğiniz gibi bir kadın olaydım. Bu çocukları zaten zenginden yapardım. Değil mi? Bir de güzel boşanırdım. Şeyma Subaşı gibi oturur. 100 küsür milyar para alırdım ayda. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şimdi akıl var, mantık var. Ama biz düşünmeyi sevmeyen bir toplum olduk. Evet. Hiç düşünmüyoruz. Kadınımız da düşünmüyor, erkeğimiz de düşünmüyor. Biz sadece şöyle bir bakalım. Belki de görmek istedikleri gibi görüyorlar. Aynen öyle. O yüzden şöyle bir şey var. Genelde medya camiasında böyle dobralığınla, işte sivri dilinle biliniyorsun. Yok, ben mert bir kadınım. Mert bir kadınsın. Ben farkındayım ama herkes bunu işte sivri dil olarak yorumlayan oluyor sivri, vesaire. Sivri dil böyle olmaz. Sivri evet. dil affedersin akara kokara konuşan evet. demektir. Ben öyle bir kadın değilim. Ben mert bir kadın. Evet. Söylediğinin arkasında yıllarca duran bir kadınım. Evet. Söylediğinden dönmeyen bir kadınım. Yani ben elimi belime koyup da mahalle kadını gibi konuşan bir kadın değilim. Ama istersem o da olabilen bir kadın. Evet. Ben hep bunu söylüyorum. Ben dobra falan değilim. Ben mert bir kadın. Kızınız Gizem yakın zamanda evlenmiş. Evlendi. Evet. Kayınvalide olmak yeşim salkımı korkutmadı mı? Ya da anneanne olabilecek olmak yok, yakın zamanda? Yok. Ben bir şey söyleyeyim mi? Evet. Çok samimi söyleyeyim sana. Her şeyi o kadar güzel yaşadım ki kızım yıllar sonra düğününde babasıyla bir araya geldi. Ve biz hani onu çok elimizden geldiğince iyi büyütmeye çalıştım ben. Tek başıma büyüttüm. Ada da öyle ayrıldığı zaman sen de biliyorsun anne evet. babalar çocuklar evet. ortada kalıyorlar. Bunu yaşatmamaya çalıştım. İnşallah bir torunum olur. İnşallah. Çünkü benim hayatımdaki en önemli şey ben duvarlarımda güzel anılarla yaşlanmak istiyorum dedim yıllar önce. Benim için para, pul, mal, mülk bilmem ne bunlar bitti artık. Ben evet. en iyisini yaşadım, gördüm, doydum ben onlara. Evet. Ben kızımın bir tane ayak parmağını kimseye değişmem. Hiçbir takıya tukuya değişmem. Torunum olsun o kadar istiyorum ki. Çünkü İnşallah. Torunlar çok seviliyormuş.
Allah çok. İsteyen herkese nasip etsin. Benim şahane bir hayatım oldu. Bunu da bir torunla taçlandırırsam ne mutlu bana. Ağzınıza sağlık. Teşekkür İyi ki geldiniz. Ederim. Gerçekten medyadan da böyle sayılı severek takip ettiğim çok insanlardan birisiniz. Ediyorum. O yüzden ayrıca bir gurur duydum burada sağ olduğun ben için. Ben de Önder'e şimdi... buradan teşekkür edeyim. Önder evet. sayesinde. Evet. Sizinle bir araya geldim. Kanalınız hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah güzel yerlere gelir. İnşallah. İnşallah desteklerle, her şeyle bu zor ülkede ayakta kalırsınız ve biz kadınlar da söyleyecek bir şeyler bulacağımız bir kanala gidip bir şeyler söyleriz. İnşallah inşallah. Tekrar ben bir başka bir programda çünkü soruların yarısından çoğunu soramadım. Tamam. Tekrar ağırlayacağım inşallah. İnşallah. Şimdi programı bitirmeden önce şu sizin kameranıza bir kadınlarımız için hem Sevgililer Günü'ne özel belki de aynen. kadınlara özel bir mesaj istiyoruz. Vallahi hani dedim ya ben çok mesaj verebilecek bir kadın değilim işte konuşuyorum. Fakat şu kadar söyleyebilirim. Aslında bugün sevgi günü. Bu sevgi gününde kadın, çoluk, çocuk, erkek, hayvan ayırt etmeden birbirimize sevgimizi gösterebileceğimiz, sarılıp birbirimizi öpebileceğimiz, hoş dileklerde bulunabileceğimiz bir gün olsun. Barış dolu, kavgaların olmadığı ve kadına, çoluğa, çocuğa, erkeğe şiddetin olmadığı güzel bir dünya olmasını diliyorum. Evlatlarımızı böyle yetiştirelim. Benim rahmetli anneannemin bir sözü vardı. Bakın hayatta en güzel şey yiğit olan er meydana çıktığında öfkesini yenendir. Karşısındaki rakibi yenen değildir derdi. Eğer bilgi sahibi çocuklar yetiştirirsek emin olun kadın erkek çoluk çocuk fark etmeden çok güzel bir dünya kurarız. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Evet sevgili izleyiciler bizim saatin bugün de maalesef sonuna geldik. Sohbet çok güzel devam ediyordu ama süremiz bitti. Başka bir zaman inşallah Yeşim Hanım'ı tekrardan ağırlayacağız. Yarın haftanın son günü. Yarın yine sizi bizim saatte ekran başına bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın efendim.